Merhabalar. 3 ilçe ve 4 beldede 31 Mart'ta seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti ve bugün ilk sonuçlar gelmeye başladı. Dersim Akpazar'da AKP kazandı. Evet yanlış duymadınız. Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AKP adayı Ali Aydın resmi olmayan sonuçlara göre 644 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP adayı Zeynep Yıldırım 422 oy alırken DEM Parti'nin adayı Orhan Çelebi 220 oy alabildi. Yani Dersim ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP ve DEM Parti ittifak kurabilseydi burada AKP kazanamıyordu. Bu arada 31 Mart seçimlerinde CHP adayı 4 oy farkla kazanmıştı bu ilçeyi. Kayseri ile ilgili de CHP'den bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kesin olmayan sonuçlara göre 289 oy farkı ile Kayseri Pınarbaşı'nda yenilenen seçimi CHP'li Deniz Yağan kazandı denildi. Kırklareli Lüleburgaz'ın büyük karıştıran beldesinde de Yine CHP kazandı. Sivas'ta, Sivas'ta MHP'nin kazandığı Güney Yaka beldesinde yenilenen seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı ve Hilvan. Urfa'nın Hilvan ilçesi oylar yakılmıştı, oy çuvalları çalınmıştı ve bu ilçe haliyle şu anda çok merak ediliyordu ve açık ara farkla aslında şu anda Dem Parti kazandı desek resmi olmayan sonuçlara göre doğru olur. Hatta dem partililer böyle kutlamalara da başarı diyebiliriz. Kesin olmayan sonuçlara göre Hirvan Belediye Başkanı 2100 oy farkıyla dem partili Serhan paydaş oldu diyebiliriz. Aynı zamanda zaten DEM Partili vekillerden de açıklama geldi. Sırrı Sakık ve Hilvan yeniden gün boyunca büyük bir dayanışma, büyük bir emekle çok güzel bir cevap ve zafer geldi. Hilvan artık Hilvan halkına emanet. Herbişi Hilvan'da Sırrı Sakık. Aynı zamanda DEM Parti'nin Urfa milletvekillerinden Dilan Kunt ayanda Hilvan sonuçları için adliyedeyiz. Resmi olmayan sonuçlara göre önde olsak da henüz girilmemiş birçok sandık verisi var. Hileleriyle ünlü bu iktidarı göz özüne alınca bütün sandıkları son ana kadar sahiplenmek gerektiğini bir kez daha hatırlayalım. Ve lütfen sandıklarımızı terk etmeyelim bizim olanı alacağız az kaldı dedi Dilan Kunt Ayan'da yapmış olduğu açıklamada. Aynı zamanda halk da Dem Parti'nin binası önünde toplanmaya başladı. görüntüler bu şekilde. Aynı zamanda Özgür Özel de bir açıklama yaptı bu arada. Özgür Özel'in açıklaması da şöyle. Değerli arkadaşlar aslında seçmen bu mesajı veriyor veriyor anlamıyorlar. Biz zaten geçen seçimlerde Kayseri'de Pınarbaşı'nda seçimi kazanmıştık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oradaki milletvekili önce orada terör Hakimleri tehdit etti. Küfürler etti. Olmadık şeyler oldu. Seçimler tekrar edildi. Ne oldu? Bugün 284 oy farklı orayı kazandık. Seçmen kendi kararına hürmetsizlik edeni cezalandırır. Bu kadar basit. 31 Mart akşamında da söyledik. Seçmen her seçimde bir mektup yazar. O mektubu okudun, anladın, seni ödüllendirir. Anlamazsan cezalandırır. Bu başarıyı başarıdan şımarmamak da böyle bir şeydir. Mağlubiyeti kabullenip bundan ders almak da böyle bir şeydir. Yok ben mağlubiyeti kabul etmiyorum, kaba kuvvete başvuruyorum dersen bu sefer seçmen sana karşı bir sonraki seçimde kaba kuvvetin ne demek olduğunu gösterir. Kayseri'deki milletvekili arkadaşımız yanlış yaptı, partisine yanlış yaptırdı. Seçmen bu hatayı düzeltti. Büyük karıştıran ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli iddia koyduğu ancak Cumhuriyet Halk Partisi seçimi almasın diye orada bir takım askeri kişilerin dahi seçim akşamı oraya geldikleri ve askeri araçlarla, polis ait araçlarla büyük karıştıranı karıştırdıkları ve seçimin üzerine gölge düşürdükleri bir yerde kararı kim verecekti? Büyük karıştıranlar verecekti. Karar net. Diyorlar ki kaba kuvvete teslim olmayız. Devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Biz milletin tarafındayız. Devletin kirpisini, devletin tomasını getirip de oy sayım sırasını karıştırırsanız seçmen düşünür, taşınır ve size bir ders verir. Bu kadar net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki rüzgarı artarak devam ediyor. Üç yerde seçimde iddialıydık. Iddia koymak istiyorduk. İkisini kazandık. Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisi Belki oylarını korudu ama Adalet ve Kalkınma Partisi orada oylarını ciddi şekilde olmasa da arttırmış görünüyor. Tabii orada yine çeşitli duyumlar geliyor. Meseleyi milletin karşısına devleti diktiler diye orayı dikkatle takip ederiz. Ama kullanılan oylarda CHP'nin geçen seçimdeki rüzgarını devam ettirdiğini görüyoruz. Bundan çok memnunuz. Hangi partiden olursa olsun bugün milletten belediye başkanlığı göreviyle ilgili e, onay alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. E, i̇ki arkadaşımızı da e, yürekten kutluyorum. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdi aynı zamanda şöyle toparlayacak olursak mesela bugün CHP'nin kazandığı yeni ilçeler veya beldeler Kayseri'nin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin büyük karıştıran beldesi, buralarda CHP kazandı. DEM Parti Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesini kazandı. AKP Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin güney Yakabeldesi ve Dersim'in Mazgirt ilçesinin Akpazar beldesini kazandı ve MHP de Aksaray'ın merkez ilçesinin Sağlık beldesini kazandı diyerek bu şekilde de toparlamış olayım. Aynı zamanda DEM Parti de Hilvan'la ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sandıklar büyük oranda açılmış durumda önemli bir farkla şu anda öndeyiz. Sonuçlar tamamlanınca bilgi paylaşacağız demiş Dem Parti de ama resmi olmayan sonuçlara göre yani her açılan farktan dolayı söylüyorum. Artık sonuçların değişmeyeceği için, değişmeyeceği için zaten bu son bilgileri sizlere aktarıyoruz. Yani haliyle bir değişkenlik göstermeyecek. Hilvan içerisinde Dem Parti kazandı diyebiliriz. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.